Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Güzel bir yer okuyacağım bu akşam size. Allah istifade etmeyi nasip etsin. Sesim oralara geliyor değil mi? Az daha mı? Az daha mı? Mikrofonu çok yanaştırma. Yani. Şöyle mi? Daha ileride. Şöyle mi? Daha masanın ucuna doğru. Seni alıyor. Tamam. Aleykümselam. Demirdağ 1, 198. Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi, size de faydası olur diye lefen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Şimdi Bediüzzaman 90 cilt kitabı ezberlemiş bir insan. 90 cilt. Unutma denen bir şey bilmiyorum diyor. İki şey bilmiyor değil mi Seyit? Unutmak ve korku. Bilmiyorum. Unutmayı bilmeyen bir insan. Başının üzerinde bir leva var. Bir Yasin var. Külliyatta geçiyor. Bir de bu. Bu leva var. Unutma olmadığı halde. Bunun gibi hakikatlardan size söylüyorum ki bizim o psikoloji dersi olsun, Risale-i Nur'dan vecizeler olsun veya sence güzel olan bir cümle seni motive eden, canlı tutan, kardeşim yaz, mutfağa yapıştır, bir tane de yaz, yatak odanın girişine yapıştır. Yani ilgini çekecek şey yapıştır bunu. Devamlı gör. Haberin yok, okuma. Şuur altın akıyor. 3-4 gün sonra sökünür. Başka vecize. Eğer masa, yemek masası yiyorsanız, bir cam varsa altına koy, camdan gönlü gözüksün. 10 tane vecize. Seni motive eden cümle. Mesela ben bugün 3 gün öncekini koparttım. Masamda, dolabında. Bugün ne yazdım biliyor musun? Denize düşen boğulmaz. Çıkmayı bilmeyen boğulur. Her çıkamayan boğulur ama her düşen boğulmaz. Denize düşen boğulmaz. Çıkmayı bilmeyen boğulur. Bugün o var. Kaç gün duracak bilmiyorum. Bu tür şeyler beni motive ediyor. Şimdi bu leva niçin konur? Bu veya buna benzer levalar niye konur? Kur'an'ın tekraratı Kur'an'ı sırrı bunda da caridir. Girmeden mevzuya. 19. sözde geçiyor ki niçin Kur'an bazı kıssaları, mevzuları tekrar ediyor? Ben size çok hulasa veriyorum oradaki şeyi. İki sebepten dolayı tekrar ediyor. Bu hakikat Risale-i Nur'da da var olduğu için Risale-i Nur'da bazı mevzuları çok tekrar ediyor. Sebebi iki temelde. Bir, o şey çok mühimdir bizim için. O tekrar edilen mevzu. Çok önemli. İkinci sebep, bizim için çok önemli olan çok çabuk unutuyoruz. İki sebep. Şimdi ustadımızın devamlı motive, onu canlı tutacak levayı merak ediyorum ben de. 5 tane madde var. Nasıl? Bakalım ne var? Hakikaten acayip. 2 leva var.
Tüllata baktım. Yasin varmış. Başım üzerinde Yasin diyor. Bir de bu leva. Sıkıntılı zamanında diyor. Bir. Nefsini bak ama sıkıntılı zamanda nefsimi sabırsızlıkla beni taciz ederken sabırsızlık kimindir? Nefse ait. Şeytandandır. Yani nefis onu zorluyor sabırsızlıkla. Ne zaman? Şeyi kaçırmaya alın bunu. Sıkıntılı zamanda. Onun için aşırı sıkıntı, aşırı neşeliyken hiçbir şeyin altına, ciddi bir şeyin altına imza atmayın. Muhakeme-i akliye tam olmuyor. Sıkıntılı zamanda, unutma bunu, kaçırma. Nefis devreye giriyor. Sabırsızlık düğmesini tahrik ediyor. Bu fıkra onu tam susturdu. Şükrettirdi. Size de faydası olur diye lefen takdim ediyor. Elbet usta bana da faydası olur tabii. Faydası olur diye. Bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Bir. Ey nefsim. Herkes kendi yaşını koysun. Ey nefsim. 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı. Herkes düşünsün. Mesela ey nefsim 50 sene %90 adamdan ziyade dünyada zevklerden hisseni almışsın. Daha başka hisse aramaya hakkın yok. Üstad mı diyor bunu? Hı hı. 50 ben ekledim kendimi. Daha usta demiş, şimdi şaşırmana şöyle diyorum. Dünyada zevklerini almış. Diyor ya, dünya zevkini almış bir şey tatmadım. Bilmiyorum. Ya. O bunu diyor. Bunu diyor. Dünya zevki adına bir şey tatmamışım diyor. Bir gecede 9 tane dişi düşüyor sıkıntıda. Alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhumda hissediyorum diyen zat. Haddimizi bilmemize vesile oluyor. Bak ey nefis, 73 sene, 50 sene asan, %90 ziyade şu insanlardan ziyade zevklerden hisseni almışsın, daha hakkın kalmadı. Hakkın kalmadı. İki, sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Ani ve fani zevklerin bunlar tatmaya müsaade edilmiş, doymaya müsaade edilmemiş. Ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla, hissiyat kördür, mazi ve müstakbeli yoktur. Hazır zamana muhteladır böyle. Ha buldum. Buldum ama ne buldum? Kör hissiyat böyledir. Amadır. Onun için zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatında bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel, 10 saat ağlıyorsun. Öyle değil mi böyle? 10 dakika lezzet için 10 sene tövbesiyle meşgul oluyorsun. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözüdür o. Şimdiki tabirle 10 dakika, Arapçanın Türkçesi, 10 dakika günahtan sonra 10 sene tövbesiyle meşgul olmak ahmaklıktır diyor. 10 dakika ya, bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur. Her lezzetin meşru dairesi vardır. Harama girmeye lüzum yoktur. Bak başka yerde ne diyor? Çok hoş ya. Güllem bak. Ey
güç yetmez, dehşet veren, haletlerden ağlayan. Kaldıramıyorum, çok ağır yahu. Yani uf, bu dert yani, nasıl dayanacağım? Ey güç yetmez, dehşet veren, haletlerden ağlayan. Fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma. Ey zahilden, acizlerden medet umup bağlanan, gir bu nurun alemine, fanileri çağırma. Ya. Bak şimdi. Neredeydi? Şimdi hatırlamak geldi de. Ey gidi kardeşlerim, hakikaten hepimizin derdi işte. Diyor ki, bir ticaret yapmadım, yapamadım yok, irade var he abi. Bak bir ticaret yapmadım, nakdu ömür oldu heba, yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip, düştüm yola tena garip, dide giryan sine biryan, akıl hayran bir haber. Bir de okuyayım. Bir ticaret yapmadım, nakdu o ömür oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş, cümle kervan bir haber. Ama aklım başıma geldi, tamam. Ağlayıp nalan edip, düştüm yola ama tena garip. Yok tena ve garip, dide giryan, sire biryan, akıl hayran bir haber. Bir daha okuyorum. Ey güç yetmez, dehşet veren, haletlerden ağlayan, fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma. Ey, yani ne bekliyordun ki faniden? Ey zahilden, acizlerden medep umut bağlanan, gir bu nurun alemine, fanileri çağırma. Sen bir hatırlamı anlatayım. Sen tanırsın o şeyi, birinci abinin akrabasıydı. Neydi onun adı ya, Süleyman abi? Hakkı abi. Allah razı olsun. Bak şimdi, onun hasta dönemine gittim, ziyaret ettim yani. Bak Risale-i Nur'dan tefeyyüz etmiş bir insana bak. Kanserli neydi böyle, ölüm sekeratını şey yapıyor, olsunluk mu? Şimdi, gittim ziyaret ettim, güya hasta o, kanser o, biz de yiyoruz. Ziyaret ediyoruz. Dedim ki, Hakkı Bey nasılsın ya konuşma arasında? Dedi ki bana, çok özür dilerim, kusuruma bakmayın. Her an ölümünü bekleyen bir insan söylüyor bunu şimdi. Bir damla pis sudan yapılan, onun üzerine kurulan bedenden ben daha ne bekliyordum ki? Elhamdülillah, çok iyi. Bakın neyi nereye kıyas ediyor? Bir şey anlatacağım. Geçen derken, bu sefer gün arıyorlar yani, görüşüyoruz. Abi sıkıntıdayım diyor. Sıkıntıdayım, dertteyim, mutlu değilim. Oysa mutlu olmak o kadar zor bir şey. Çok da kolay yani. Bak bu insanlar nasıl yakalamış bunu? Bak bir sırrı şudur. Dedim ki ona, bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bir ama düşün. Ama. Buna sorsan mutlu olmak için ne lazım? Onun için başka bir şey ister mi? Bak bir göreyim de başka hiçbir şey istemez. Sağına sorsak akraz. Mutlu olman için ne lazım, ne isterdin? Abi bir duyayım. Duyarsam konuşabilirim de. Duymaya konuşamaz da. O da gidiyor. Başka bir şey istemem demez. Ayağı felç olan, ayağı kesik olanlar için mutlu olmak için ne lazım? Ayağı. Kardeş, senin gözün var biliyor musun? Bak farkında değilsin. Bak birilerinin mutlu olmasına gerekçe olan kulak sende var. Bende de var. Arabam yok diye üzülüyorsun ama ayağın sağlam. Bilmiyoruz. Yani
bilmiyoruz derken farkında değiliz. Üzerinde oturduğumuz nimetlerin. Ya. Bakın, birilerinin çok arzu ettiği mutlu olmasına yegane sebep olan nimet bende var. Ama hala mutlu değilim. Demek ki bir sorun var. Baki burada arıyoruz da ondan. Oysa baki burada kazanılacak. Farka bak. Bakın, baki burada kazanılacak olan yere baki diye bakıyoruz. O zaman bu dünya ne oldu benim için? Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi oldu. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan bir şeyi olmayacak yerde arıyoruz, arıyoruz. Olmuyor işte. Bak başka bir yer. Rabbim muhafaza et ya. İyi ki var Risale Nur ya. Yoksa tarlar, duman olmuştu, duman. Bu kadar teselli var, bu kadar okuyoruz, bu haldeyiz. Ya olmasa var böyleyiz yani. Ya yoksa olmasaydı. Ya Rab sana sonsuz şükürler olsun. Bak şimdi. Ey zevk ve lezzeti muhtela insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle, hücretlerle, hadiselerle aynı yakin bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Peki ne alakası var imanla lezzet? 25. Lema'nın 25. devasında açmayayım. Her derdin devası diyor, imandadır. Ya ben onu şöyle zannediyordum. Yani mübalağaşa değil de teselli, psikoloji bir teselli. Ama derman diyor. Arkadaşlar iman bir nurdur, varlıktır, vücudu haricisidir, mahluktur. İman vicdan tezgahında imal edilir. İmanı meydana getiren malzeme delil, burhan, ibre, fikre, usare, şira denilen malzemelerden yapılır. Allah da oraya tecelli eder. Yani arı peteğini yapar, sonra balı getirir. İman mahluktur. İrade-i cüziyeden sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İman ölür de gider de, büyür de küçülür de. İman haşa Allah olsaydı Allah ölmez. İmansız da iman yoktur. Allah yok mu orada? Yani iman Allah değildir. Allah'ın nurudur. Yani güneşin fotonu. Şimdi ne diyeceğim? Niçin iman bütün dertlerin dermanıdır? Çünkü mahluktur ve nurdur. Bakın, otun dermanı güneştir, nurdur. Ağacın da öyle, bitkilerin öyle, hayvanların öyle. Ağacı meydana getiren bu nurdur. İman da böyle. Girdi mi vücudu bloke ediyor. Bir şey yapanlar, tedavi görenler, doktorlar biliyor. Doktorlar diyor ki, sen bana inanıyor musun ey hasta kardeş? Tedavi olursun. Bana inanamıyorsan, verdiğim ilaçlara kanaat etmiyorsan, şüphen varsa boşuna içme. Olamazsın yani. Sigara içmek, bırakmak mı istiyorsun? Bırakmak istemiyoruz. Burada bırak, bitti o. Bitti o, bırak. Burada değil. Bırakamam, acaba bırakır mı? Tabii ki bırakamaz. İnanmıyorsun ki. İnan bitti, beyin öyle çalışıyor. İşte iman bir nurdur, bir varlıktır, bir malzemedir. O bir yerleri tamir ediyor. Niçin? Geç 246'ya, geç 258'e, sözlere, hastalıkların temeli olan mevvad-i şerireden bahsediyor. Şerir madde. Şerir. Kimisi kansere vesile oluyor. Mesela can, cinlerin çoğu. Can, dan, hal, man, tam test, erva habise. Her birlerden de bin çeşit var.
Kimisi kansere, kimisi strese, kimisi buhrana vesile oluyor. İşte iman nuru onu tard ediyor. Yani son cümleyi söylüyorum. Şu kalemdir ama bu aslında yoğunlaşmış enerjidir. E eşittir mc karedir. Şu buz. Kabul edin buz. Beşinci kattan adamın kafasına düşerse ölürsün. Erzurum'da çok insan ölüyor. Ama ben bunu suyu olarak boşaltırsam adama hiçbir şey olmaz. Oh be serinledim der. Görüyor musunuz? Aynı şey. Ha, eşyanın arkası enerjidir. Formatı, yazılımı enerjidir. İman da o cinstendir. İman o enerjiyi değiştiriyor, ekranda film değişiyor. Çekirdeğe format atıyorlar, ağaç değişiyor, orgonu ağaç diyoruz. Tamam? Yani iman atomla uğraşmıyor. Kırıldık benim elim, bunu yapmıyor. Bu kemiğimde, karaciğerimdeki kanser hücresini hangi erva habisi sebep oldu? Tam, tem, test. Onun formatını değiştiriyor. Ustad da diyor ki, tısımat-ı Kur'an ile mukabele edin diyor. Latif nüktelere 31-33. Sayfada diyor ki, huruf-u mukatta maddi ilaçlardan daha ziyade tesiri azimdir. Diyor mu demiyor? Kardeş, bunlar mübalağa değil. Yalnız işte bu bilgisayarla meşgul olanlar şu anda anladığımı iyi anlıyorlar. Yani ekrandaki filmle uğraşma değişmez. Yazılımını değiştir. Oraya müdahale ediyor. İman orayı arka formatı düzeltiyor. Adamın moralı bozuk olunca asit salgılamıyor mu mide? Ne alakası var kardeşim moralla mide? Bak gördün mü? Adam utanıyor, yüzü kızarıyor. Ne alakası var kızarmayla? Bakın, ceset ruh, ruh ceset ilişkisi beraber. Yani buz, su, su, buz gibi. Ondan hakiki zevk ve elemsiz lezzet istiyor musun? İmandadır. Ama biz lezzeti dilimizle, elimizle, kulağımızla vesaire organlarımıza has zannediyoruz. Oysa ruhsal lezzetlerden haberimiz yok. Adam değil bedensel lezzetleri, cenneti bile şöyle diyor. Cennet cennet dedikleri kim istiyorsa ver onu. Birkaç köşede bunu demiyorum da hani hafife almak gibi değil. Bana seni gerek, seni dettiren bir ruh var insanda. Ruh kardeş, onun, maalesef bu asır insanı ondan mahrum. Mahrum olmuşuz. Bedensel lezzetin peşine düşmüşüz. Madde bizi huzura kavuşturacağını zannettiğimiz zanlar bizi dostlarımızdan ayırmış. Doğular bilir, Karadenizler'de bilir söyleyeceğimi. 60 metrekare, 70 metrekare tahtalı çamurlu ev vardı. 4-5 tane göç yaşardı kardeş. Çoluk çocuk, ana baba, dedelerimiz vardı. Ben iyi hatırlıyorum. 4 tane amcamla babaannem, dedem de vardı. Tahtalı ev ve 100 metrekare imkansız böyle ev değil. Peki o kadar insanlar nasıl yaşıyordu? Çünkü gönüller geniş, yer dardı. Şimdi bir karı koca 100 metrekare daire kavga ediyor. Yer geniş, gönül dar. Madde ne yaptı bizi? Dostlardan uzaklaştırdı. Maddeye güvendik. Dostlarla teselliyi bıraktık. Gidiyoruz misafirliğe. He gelin. Sana bir meşgul olmuyor ki kardeşim. Sanki geldik televizyon seyrettim. Acayip bir şey ya. Bitirdi ya. Niye farkında değiliz? Televizyon dostluğu da bitirdi. Para dostluğu da bitirdi. Ben parama güvendikten sonra altıma Mercedes var. Cebim değil para, yürüyüşüm değişir, konuşmam değişir, kahvem değişir, elbisem değişir, konuşma her şeyim değişir. Bak bakalım, parası cebinde olanın yürüyüşüyle olmayanın yürüyüşü. O zaman dostlarla sohbet ettim, teselli bulma ihtiyacımız kalktı. Oysa ustad diyor ki, dostlarla teselli mühim bir şifadır. O yok, o kalktı. Hı. Kalktı da ne oldu? Bana oldu. Ah kardeşim. Körüs yap. Üç. Senin başına gelen zulümler. Oo kardeşim ya neler gelmiş sen nereden bahsediyorsun?
Usta diyor ki, senin başına gelen zulümler, musibetlerin altında kaderin adaleti var. Ya bana zulmettiler. Doğru. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki? Allah onun eliyle sana çakıyor. Hani var ya, neredeydi? O sirkat meselesi değil mi? 464 müydü? Sözlerde. Kader risalesi bu, bak. Ustad. Ustad delikanlı. Çünkü herkes kendi alemindeki tabirle yad ediyor. Bizim orada öyle adama delikanlı derler ya. Bak şimdi diyor ki, hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Sirkat, hırsızlık. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlin var. İşte kader ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiş. İşte şey-i vahitte bir meselede iki cihette kader ve icad-ı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka yerleri buna kıyas et. Demek kader ve icad-ı ilahi mebde ve müntahaya asıl ve fer, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Yani adam hırsızlık yaptı diye hakim hapse attı. Ama kendisini ispat edemedi adam. Oysa hakikaten masum. Bak beşer zulmetti. Ama kader nasıl adalet etti? Çünkü bir, bizim o evet hırsızlık yapmadık. Ama nice göz harama gitti, hırsızlık yaptık. Allah'ın organlarını yanlış yerde kullandık, ruhu kullandık. Ha? Mesela intihar etmek haramdır. Ama ruhu öldürmek günahla, o da haram. Gözünü çıkartamazsın. Gözü manen çıkartmak demek olan harama sarf edemezsin diyor. Varlığa değil mi? Ha şimdi bizim Allah'a karşı gizli katlımız var, hırsızlığımız var. Hakimin eliyle bize ceza veriyor. Allah'ın sopası yok ki derler. Bulutun arkasından böyle fırlatacak bana. Adamın eliyle çakıveriyor işte. Yani onlar onun eliyle vuruyor. Mücadele etmeyecek biz. Edeceğiz de. Netice olduktan sonra eyvah niye başıma geldi? Hakikaten ben böyle değildim. Netice kaderdir, gelecek tekliftir. Tamam mı? Yani bakın üç zaman. Ehl-i sünnet, geçmiş kader, şimdiki iktidar, gelecek teklif. Bakalım ne yapacaksın? Ha o zaman arkadaşım, bununla bakabilirsek, mesela Emir Dağı'nda gene diyor ki 28 sene hapisten hapise, işkenceden işkenceye nefedildim. Ne yaptım ben diyor. Tebeyyün etti ki hakikaten ben siyasetle alakam yokmuş yani. Ben siyasette bizi başa indirecek bilmem ne yapacak falan. Veya şununla buna at hırsızı da değilim. Ama acaba diyor bu beşerin eliyle kader bana niye çaktı? Diyor ki kader canibine cevap arıyor. Ha sakın ha Said. Sakın ha bu hakaiki imaniyeyi Kur'an'ı nefsine alet etme. Ama olmadı ki. Olduktan sonra çaksan ne olur? Nasrettin Hoca niye çocuğu dövmüş testiyi kırmadan? Kırmadı ki. Kırdıktan sonra dövsem testi düzelir mi? İlk önce dövüyor. Siz dövmeyin de. Tamam mı? Şimdi de şimdi. Ama bu büyük zatların ölçüleri de büyük. O zaman örnek olsun. Senin başına gelen zulüm ve musibetlerin altında kaderin de adaleti var. Biraz da hisse ona ver. Bak zulme mi uğradın? Biraz kaderin var. Biraz senin Allah'a karşı kusurun var. Biraz karşıdaki zalimin hissesi var. Bir şey kalmadı yani zalime. Kader var, nefsin var. Ondan sonra başka ne yapıyor? Seni ruhen terakki ettiriyor. Sana Allah bir makam vaat etti ama amelin buna muvafık değil. Çok günün böyle efendim bela musibet vererek seni temizliyor. Bunları düşündükçe bir hisse ona düşüyor ya. Müsaade et bir hisse de o yapsın ya. Düşünebilsek hepimiz. Zaten bu insan düşünmüş. Kardeşim nasıl düşünmüş anlatmak için bir örnek vereyim. Şimdi Ergenekon var değil mi? Devlet, diş devlet, askeri, her taraftan yardım kısmen geldi. Adamlar şey gibi örülmüş yani zor. İşte koca devleti muvaffak olamadığını
veya zor olduğu işe Bediüzzaman tekti. Onlarla gizli komite diyor. Bu gizli komiteyle Bediüzzaman tek nasıl mücadele etmiş? Kim biliyor musun talebesi? Tenekeci Mehmet Efendi. Tenekeci ya. Sobaların şey var ya. Kaleme bu kadar. Aa! Pusuç ha! Kalem var sende. Kağıt var sende. Suç. Kur'an yazacaktı. E yazmadım. Olabilir. Olmaz. Nurcularda, Müslümanlarda kalem kağıt yasak. E çünkü Kur'an yazarsın. Kur'an yazar. Bu dönemleri yaşamış. Bu derin devletle Bediüzzaman yani çektiği sıkıntıyı anlatmak için söylüyorum. Tek bir adam. Düşünün, hayal edin. Onların da en güçlü olduğu dönem. Tek adam ya. Gizli komite. Bana zulmedenlerin hiçbirisi Türk değildi diyor. Çünkü hakiki Türkler bana zulmetmez dedi. Çünkü zerre kadar imanı olan Nuru bunu yapmaz, yapamaz. Çoğusu Ermeni ve Yahudi aslında. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle, bak o musibet eliyle seni hem terbiye hem hakkına kefaret ediyor. Allah Allah. Ezan okunuyor değil mi? Ezan mı okunuyor? Kaç sene okunmadı? Tanrıludur Tanrı, yoktur ondan başka tapılacak. Böyle deniliyor. Bak ezanına bak. Babaanneme derdim ki rahmetli, 108 yaşında vefat etti. Sizin geçmişinize de rahmet etsin. Ya baba ne bu? Elektriği tam diye şey yapamıyorsun. Uşağım derdi, merzede, köyde değil, merzede, ahırda annem gene bakarmış, kimse var mı? Orada diyor, ayaküstü annem ne öğrettiyse diyor. Ya, şükredelim arkadaşlar, kurs var, dershane var. Bak siz gelip Kur'an öğreniyorsunuz. Ahır, bak köy değil. Tamam şimdi Kürdistan diyor ki, Kürtler bize zulme diyor. O kardeş en büyük zulüm, en büyük zulüm Müslümanlar gördü, Kürtler değil, Müslümanlar gördü. 4 milyon insan gitmiş şapka için ya. Atma Hamidi, atma, vergi de vereceğim, askere gideceğim. Yani Rize yok edilmiş. Dağdan öteye geçince sizin alakası yok. Ama elhamdülillah şimdi hürriyetler geliyor. Allah muvaffak etsin. Vatan perverleri, dinimize, milletimize, İslamiyetimize, Kur'an'ımıza, mesleğimize, meşrebimize hizmet edenleri. Ya zerre kadar imanı olanları Cenab-ı Hak hayırda muvaffak eylesin. Amin. Kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ilmiye, kuvve-i maneviye versin. Amin. Düşmanlarının içerisinde kabili ıslah olanları ıslah eylesin Cenab-ı Hak. Kabili gayri ıslah olanları da Allah kahrar isminle kanı perişan eylesin. Amin. Fırsat vermesin onlara. Amin. Müslüman kardeşlerimize de Cenab-ı Hak muvaffakiyetler versin. Amin. Ya, her cephenin mücahitlerin ayrı olur. Allah onların yardımcıları olsun. Seviyoruz yani. Bak ezan okundu. Bak ezanımız okunuyor. Hürriyetler. Onun için benim doğulu kardeşlerim, ben ilk 4. mahkemem ne mutlu Kürdüm diye ne diye söylediğim için olmuş. Yani iğnelemişim. Şişti derdi. Yani şey için sorumlusun. Yani kardeşler oyuna gelmeyecek. İngilizlerin oyuna gelmeyecek. Risale-i Nur'a, Kur'an'ına asıl şeylerine sahip çıkacak. Birbirimizi düşünecek. Şeyler oyunlara gelmeyecek. Milliyetçiliğin temelinde ustad kim diyor? İngilizlerdir diyor. İngilizler var arkasında. Birincisi, neyse bir format oldu o. Nereden geldi buraya? Şuradan. Senin başına gelen zulüm ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefalet ediyor. Ona ait bir yer okuyorum. Kastamonu 193. Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaydı esasiyedir. Yani zahirde zulüm oldu, olay bitti ama
Kader de o zulüm içinde bizim gizli hatalarımıza bakıp ona müsaade ediyor. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi faalimizde kadere fetva verdi ki Cenab-ı Hak o zalimin eliyle tokat vuruyor. 4. Hem yüzer tecrübenle ey sabırsız nefsim, kati kanaatim gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayet ilahinin çok tatlı neticeleri var. Asa entekrehu şeyen ve huve hayrun lekum. Çok kati bir hakikati ders veriyor. İkinci surenin 216. ayeti. Siz bir şeyi şer dersiniz, değil mi? Oysa bilmezsiniz ki içinde hayır var. Hayır dersiniz, içinde mesela zulüm var, haksızlık var, eksiklik var, değil mi? Nasıl olur? Biber acıdır ama ne yiyoruz peki? Acıdır ama içine lezzeti koymuş. Çok şeyleri hani istemiyorduk ya, olmasın falan. Olduktan sonra ne diyor? Vay, hakikaten iyi ki böyle olmuş ya. Bir misal söyleyeyim, basit bir misal. Araba aşağıda, dedim ya bunu iki bir şey yapayım dedim, arka camı en azından sileyim de. Dedim, derse gideceğim akşam. Bir şey var ya, kova, aldım şeyi, arabanın şeyini sileyim aşağıda. Camdan, abi telefondan yurt dışından ar, ya sonra arasını, abi çok mühimmiş. Kardeş, sonra arasını, abi cenazeyle alakalıymış, asmanı al. Koydum kapı. İnan Mert'in daha demir kapıyı açtım, gül bir ses. Adam bir tanesi arabanın orucuyla kenarda geçerken vurmuş. Tamam benim sileceğim yer. Yarı silmiştim dedim ya. Adama rahatlandı dedim. Kardeşim daha önce vuracağını bilseydim ben yarısını silmezdim dedim ya. Tamam mı? Görüyor musun? Kader ilahi aldı beni. Ondan sonra. Yani ne kadar şey. Yani görmek istedikten sonra çok şey var. Bir de okuyorum. Hem yüzer tecrübenle ey sabırsız nefsim, kati kanaatim gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayet-i ilahinin, Allah'ın tatlı neticeleri, yardımları var. Asa entekro şeyen ve huve hayrun leküm. Çok kati bir hakikati ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. Hatıra getir. Mesela şu. Hatırıma geldi de. Diyor ki, kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Kati kanaatim geldi. Ne? Bizler bir inayet altında, gayet emniyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımızın haricinde bir desti gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. İhtiyarımızın haricinde istihdam ediliyoruz. Zahiri esbab noktasında burada olmamanız gerekiyor. Çünkü dışarıda olanlar sizin emsallerimiz, bizim emsallerimiz. Allah inayet ederek ihtiyarımızın haricinde bize merhamet ediyor. Bak bir de okuyorum. Kardeşlerim hiç merak etmeyiniz. Ya hapishanede yazılan mektup kardeşim ya. Hapishanede bunlar olur mu? Kardeşim diyor küfrüm elini kırdık diyor. Nerede diyor hapishanede. Ustad nasıl kırdın? Neyini kırdın ya? Hapishanedesin. Risale-i Galip diyor. Hapiste adam şimdi. Ya tuhaf at ustad yani. Bu garibimi gidiyor yani. Aklım almıyor. Allah Allah. Merak etmeyiniz diyor. Ne merak etmeyim hapiste diyor. Ustad birinci emirdağ ya. 44-47 arası. Emirdağ hapishanesi ya. Küfrüm eli kırıldı diyor. Bak görüyor musun küfrüm eli nasıl kırılmış, kıvranıyor. Böyle bir amcam görmüştüm, amcam beni çağırdı. Domuza mermi atmış, biz de Karadeniz'de böyle yar böyle çıkarken. Domuza atınca Allah'ın hikmeti tam bu belin çiğine gelmiş. Yoksa derisinden geçmez o. Ama tam o sırtındaki o kemiğin iliğine vurmuş. Belden aşağı domuz, hayvan felç olmuş. Anlatacağım şu. İki ayağıyla gitmeye çalışıyor, arka başka yerlere gidiyor. Belden aşağı yok ya.
bizi yiyecek orada yani. Dedim ya bari öldürün de bunu. Öyle can çekiştirmeyin. Böyle olmaz. Yani ne diyeceğim? Küfür, küfür de böyle. Bilik kırıldı kardeşim. Çırpınıyor ama arka ayak yok. Temel yok. Bitti. Temelsizdi ya. Bitirdik dedikleri yerde bittiler yani. Bak hapishanede diyor ki hiç merak etmeyiniz. Hapisteyiz usta. Kati kanaatim geldi ki bizler bir inayet altında daha ehemmiyetli bir hizmette böyle düşüneceksin. Allah beni bu sahada istihdam ediyor. Hizmette ve ihtiyar ve iktidarımızın haricinde dikkat edin hayatınızda iktidar ve ihtiyarınız ne kadar az olduğunu göreceksiniz. Haricinde bir desti galbi tarafından istihdam ediliyoruz. Çok defa asa entekrehu şey'en ve huve hayrun leküm sırrına mazar oluyoruz. Bazen olur ki bir şeyi çirkin görürsünüz. Halbuki o şey sizin için daha hayırlıdır. Sırrına mazar oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çoktur. Zaten bizim kadar az zahmetle çok şey kazananlar tarihte görülmemiştir diyor. Az vardır diyor. Ya. Neler? Elhamdülillah. Bakın şeyde başka bir şey diyor. Nerede o mesleği? Şimdi buraya bakın. Ne antika bir şey. Hatırımıza geldi de. İrem Eyühen Aziz. Bu da çok önemli. Ama böyle olmaması lazım ya. Ama şöyle gitmemesi lazım. Diyenlere nefsimiz başta. Ona cevap. İrem Eyühen Aziz. Hiçbir insan Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur. Ey Allah'ım bunu niye böyle yapıyorsun ya? Niye böyle olmaması lazım? Ama öyle demiyoruz ki. Ama olaya itiraz ediyoruz. Yani olmaması lazım. Ne oldu? Şimdi mi buldu? Kanser vakti miydi? Ölmesinin şeyi miydi ya? İşte o hastanede bir zatı ziyaret ettiğimde orada gördüm. Ölmüş, haber verdi. Ya Rabbi diyor, bu çocukların annesini mi buldun diyor. Allah bilmiyordu sanki sana soracak ya. Bak ona bak, o gibi şeylere bak diyor ki, hiçbir insan Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur. İtiraz bir haktan gelir. Bizim bir hakkımız sahip olmadı ki. Beni niye topal yaptın? Gözün var mı? Var. Gözün olması senin hakkın mıydı? Allah sana vermeye borçlu muydu? Senin nerede bir haksızlığa uğradın ki? Ha beni onun gibi yapmadı. Mecbur değildi ki. Bir adama dinleyebilir misin? Ben yaya gidiyorum sen Mercedes'e binme. Senin paran da olsun sen olsun. Yani Allah seni yaratmaya mecbur muydu? Niçin haddimizi bilmiyoruz? Haddimiz bilinmeyince hududumuz belli olmuyor. Ve şekva ve şikayeti de hakkımız yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden nizam alemde binlerce hikmet vardır. Böyle olmasaydı diyorsun ama oysa bunun böyle olması nice bu bütünlük içinde düşününce o böyle olması lazım. Örneğin vereyim. Ben eskiden düşünüyordum. Kar beyaz değildi. Kırmızı olsa ne olurdu ya? Kırmızı olsun. Ondan sonra sistem değişirdi. Göz bir kere değişmesi lazım. Güneş ışınları değişmesi lazım. Biliyorsunuz vurup hemen yansıtan renk beyazdır. Siyah olsaydı içine alacaktı ve kar indiği anda yok olacaktı. Durmayacaktı misal. Bakın bizim istemediğimiz, olmasını istemediğimiz şey nice külli hayırların tetikçisi veya zemini olmuş. Bak diyor ki, şikayet eden ferdin hilaf hevesini iktiza eden nizam alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte, o ferdi razı etmekte o bin hikmetin idabı vardır. Kaldırması vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilemez. وَلَوِ اتَّبَى الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ne dedi?
eğer gerçek onların heveslerine uysaydı, gökler, yer ve onlar olanlarda bulunanlar, oralarda bulunanlar bozulup giderdi. Yani senin nefsini Allah kainata mühendis yaratsaydı, kainat felç olurdu. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki, ey şekva eden, itiraz eden kişi, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'ü hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? İsteklerini kainata mühendis mi yapıyorsun? Öyle olmaz. Öyle olması lazım. Ya bunun için olsun ya. Adam ölmemesi lazım. Yani hevesimizi, arzularımız kainat-ı mühendis mi? Arkadaşlar, kainatın herhangi bir yerindeki tasarruf bütünlük içinde oluyor. Bütünlüğe nazara alarak yapılıyor. Misal, bir film başladı, öl, bitti. Bu filmin içinde kareler var biliyorsunuz tek tek. Bu karelerde bir tanesi ağlıyor. Bir çocuk ağlıyor. Siz onu gördün, önü başarısız. Vay, niye ağlıyor? Ha? Niye ağlıyor? Oysa bir yanlışa veya bir doğruya, yani doğru bir manzaranın bir parçası. Ama biz o önünü başını bilmediğimizden dolayı üzülüyoruz. Ya. Mesela ona bakıyor ama sonu hayır. Onun için bu dünyada insana muamele ederken bir, Allah bir insanı sevdiği için bir makam tayin eder. Hadisleri topluyorum şu anda. Zihnime gelen hadis-i şerifleri. Allah bir kulunu sever, bir makam tayin eder. Fakat ameli yok, o kadar yok. Ama Allah seviyor. Bu sefer ameli muvaffak olamayanın günahını temizlemesi lazım. Kantar düşünün böyle. Bunu havaya kaldırmak için ya buraya bir taş koyacaksın veya burada bir taş alacaksın. Sevap yapamıyorsa günahını temizlenmesi lazım. Bela veriyor. Veya trafik işaretleri gibi olaylar, belalar, musibetler yön gösteriyor. Veya içsel alemdeki donanımlarını tetikliyor veya kainata bakışını değiştiriyor veya sermedi manzaralar teşkil ediyor veya Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyor gibi hikmetler için zaten وَلَا بِتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ. Yani eğer gerçek onların hevesleri mühendis olsa göklerde ve yerde ve onun içinde olanları hepsi alt üst olur, bozulur. Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kopmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas, mizan mı yapıyorsun? Mesela adam grip, hasta, rahatsız, ağlıyor bir şey. Veya su. Acı ya. Acı bunda değil, acı bende. Gözünde ve dilinde hasta olan tatlara acı der, gözünde sorun olan kainat karanlık der. Çocuğunu vefat kaybeden, vefat etmiş kadın kainatı ağlar görür. Oysa kainat ağlıyor. Bir vakıfı hatırlıyorum, odama geldi. Gündüz ders okuyoruz. O da geldi bana sohbet ediyor. Ya abi dedi. Abi şu kainata bak dedi ya canım. Ne var dedi. Ben de bakıyorum. Ya nasıl gülüyor dedi ya. Ben de bakıyorum. Surlar var tamam mı? Top sahası var, deniz var. Nasıl gülüyor? Ya kainat gülüyor diyor ya. Saf saf bana da anlatıyor. Adam kısmen açılmış ya. Oysa hoca, orada nice ağlayan insan var. Kainat gülüyor diyor. Korkmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiği nimet nikmet olmasın? Mesela bunu deyince ben hemen şey milli piyangodan geliyor aklıma, nereden gelmişse şimdi. Abi bakın milli piyango kime vurmuşsa helak olmuş. Değil mi? Bakın hayatlarına, ben bunu bizzat okudum. 10 senelik milli piyangonun en zirve kime bu? Hey Yalçın.
Kime vurmuşsan ne oldu dedim. İlk hayatı ne oldu? Erzurum Gülüfan. Ailesini bir kere kaybetti. Karıyı değiştirdi, elbise değiştirir gibi. Tamam. Üst üste vuranlar var. He? Üst üste üç kere vurmuş, üçünde de aynı şey var. Şimdi hayatlar bak diyor ki, burada ne dedim? Kokmuş olan zevkini, nimetlerin dereceler, mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiği nimet, nimet olmasın. Onun içinde bela gelmiş. Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazı olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin. Yani senin ve benim ne kıymetimiz var ki kainatın feleğini arzuma göre değiştirsin. Acayip bir şey ya. Yeter ki hakikatte samimi oldun mu, olayın bir tarafını tutarsanız Cenab-ı Hak onunla da merhamet eder. Bir olayı anlatayım, hem telif ettiğinizde. Musa Aleyhisselam bir o zamanın kafiriyle münazara ediyor. O da bir batıl puta tapıyor. Bu da çok hoşuma gitti benim de. Kısayı anlatayım, telefsi ettireyim. Musa Aleyhisselam avattık ikna olmayacak. Ateş yak vardı. Dedi ki ya filanı Firavun'a diyor. Firavun gibi adam. Gel demiş. Bu ateşin üzerine geçelim. Duralım. Geçerken de duralım. Ateş hangimizi yakmasa o haklıdır. Yakarsa o haksızdır. Bak bir şey anlatacağım. Kafir diyor ki o kadar emin ki. Putunda tamam dedi. Hadi geçelim. Dur beraber geçelim diyor. O kafir puta tapan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elini tutuyor. Ateşe geliyorlar. Ateşin üzerine duruyorlar. Ama bu arada Musa Aleyhisselam münacat etti. Allah teminatı altına aldı. Gir Musa, yatmayacağım seni. Tamam. Allah'tan aldı mı? Bu adam ne olacak? Kesin. Yanacak tabii. Kesin. Musa Aleyhisselam o edayla tuttu. Tamam dedi. Geçti ateşin üzerine. Ateş yanıyor. Ne o adam yanıyor, ne Musa yanıyor. Ondan sonra ateş bitiyor. Geçiyorlar. Adamın elbisesi bile yanmamış. Musa Aleyhisselam diyor ki, ben peygamberdim, Allah'tan teminat da aldım, beni yakmadı. Tamam. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki, ya Rabbi, onu niye yakmadın? Allah diyor ki, bak Allah'a bak, dar kafamızdaki dar Allah yok. Allah diyor ki, ya Musa, bilmez misin, benim dostlarımın elini tutanları da yakma. Ya Musa, bilmez misin ki, sırf dostlarımı değil, dostlarımın elini bırakmayanları da ben yapmam. Böyle bir Allah'ım var. Ne olacak ki? Tut kardeş bir tarafını, Allah dostunu tut. Bu aslında o el diyor, Risale-i Nur'dur. Gayette bize verilen bir el. Tut kardeş bir tarafını. Basit bir sebep. Basit sebep. Bak haşirde bana sormayasınız diye soruyor. Bak bölgenizden çeşitli yerlerden geliyorsunuz. Bölgenizdeki dershaneye gidin. 5-10 dakika risale okuyun. Her gün mutlaka bir en azından 3 satır dahi olsa Kur'an okuyun. Ezberli değil. Mutlaka okuyun. Dershanenizin bir faturasını en az ayda bir. Ya su, ya elektrik, ya doğal gaz, fıtrı gaz. Yatırın. Bir bağınız olsun. Böyle alakası yok. Tamam. Bir tanesi, yani bir bağ olsun. Ya Musa, bilmez misin? Benim dostlarım değil, dostlarımın elini tutanı bile ben yapmam. Peki, ya Musa dedi, Allah'ına müracaat etti. Sen Allah ne diyor peki dedi. Allah'ım böyle diyor. Adam ağlıyor ve iman ediyor. Öyle mi dedi Allah? Öyle dedi diyor. Yani adam bir daha cesaret etmiyor tek gideyim diye. Elhamdülillah. 5. Men amene bil kader, emine minel keder.
kadere iman eden kederden emin olur. Kutsi dusturunu kendine rehber et. Men amene bil kader, emine miner keder. Ya kendine rehber et diyor. Bak, kaderi tenkit eden kafasını örse vurur kırar. Rahmeti itham eden rahmetten mahrum kalır. Ya Allah Allah ya. İyi ki varsın sahibi vallahi ya. Olmasa ne yapacaktık yani? Ne de bulacaktık? Çünkü bir bakıyoruz Risale'nin dışında ya ifrattadır sohbet, vaazlar ya tefrittedir. Ya acayip korkutuyor, cehennemin dibine sokuyorlar. Veya en zirve ümitler. Halk ve reca. Ümitsiz korku, korkusuz ümit olmaması lazım. Ümitsiz korku, korkusuz ümit olmaması lazım. Kutsi dusturunu kendine rehber et. Hevesli, akılsız çocuklar gibi muvakkat, emniyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Bir şey anlatayım bununla alakalı bir hatıra. Ustadımız mahkemede yargılanırken stajyer bir avukat varmış. Stajyer. Savcı hakim olacakmış. Ustadı seyrediyor tabii. Mahkemeyi seyrini seyrediyor. Afyon Mahkemesi diye hatırlıyorum hatırada. Nerede olsa önemli değil. Kanun şu. Çünkü şu Bediüzzaman çok duymuş ya. Çok acayip. Hayretler içine adam bakıyor yani. O stajyer. Talebe. Ondan sonra stajyer olduğu için hapishaneye girip çıkabiliyor. Mahkemeye de girip çıkıyor. Mahkeme bitiyor. Ustalık koğuşa götürüyorlar. O stajyer talebe hapishaneye koğuşa gidiyor ustada. Ustada diyor ki ben diyor, efendim diyor, sizden bir ricam var. Buyurun diyor. Hem kendisi anlatıyor. Hem korkuyorum hem istiyorum. Efendim diyor, bana bir diyor, bir harika, bir keramet gösterin diyor. Delikanlı böyle bir şey istiyor. Ama diyor, bunu isterken ya gösterse ne yapacağım ben ya? Ödüm patlayın. Ama hem de istiyor. Ustad da demiş ki, delikanlı dedi. Zamanın birinde bir adam varmış, çok zengin. Ustad diyor, çok zengin. Oğluna istedi ki cevher vereyim. Cevher, altın. Kolundan tuttu, cevherci dükkanına götürdü. Altıncı dükkanına, şimdiki tabirle. Cevherci de dükkan güzel gözüksün diye balonlarla süslüyordu. Dükkanın sabah sabah böyle, uçuyor böyle. Ama şeyde, tezgahta altın var. Çocuğa cevher almak için gitti. Çocuk dedi ki, baba balon isterim. Oğlum, ben cevher alacağım sana. Bu adam da cevher satıyor. Hayır baba, ben balon istiyorum. Yavrum, cevher alacağım sana. Altın alacağım, bırak balonu. Delikanlı, ben balon satmıyorum. Ben balon satmıyorum. Niçin dedim, hevesli, akılsız çocuklar gibi muvakkat, emniyetsiz lezzetlerin peşine koşma kardeş. Ne yapacak? Zevali lezzet, elemdir. Zevali elem, lezzettir. Lezzetlerin kaybolması zıttı kadar elemdir. En azından helal böyleyse. İmam Azam diyor ki, helal yemeği çok yerseniz gaflet olur. Ya bu yemek haram olursa ne olur? İmam Azam'ın sözüdür. Radiyallahu anh. Kader, helal lezzet bile kaybolunca lezzetin akabı, lezzet gitti. Ağzıma aldım bak şimdi. Yok lezzet şu anda. Var, yuttum kayboldu. Lezzet aldım kaybolunca onun zıttı kadar elem oldu bende. O yok çünkü. Onun için muvakkat emniyetsiz lezzetlerin peşine koşma. Düşün ki fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Ya, keşke. Sıkıntılar, elemler ise bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Mesela ben geçmişim biraz düşününce böyle sıkıntılı, içerideki bodrumlarda çekeyim. Günlerce mesela o bodruma koymuşlar. Ne su veriyorlardı, ne battaniye. O dönemleri yaşadım yani. Ama ne kadar azaptı. Ya Resulallah derdik ya, artık dayanamıyordu.
Yani duvarla teyemmüm yapıyordun yani. Ondan sonra bir duvarla orada ayakta kılıyorsun böyle. Ya usta diye. Ama şimdi elhamdülillah. Elemi gitti, lezzeti kaldı. Nice elemler var, şey lezzetler var. Gidince, gitti ne oldu? O haram ise belası var şu anda. Ama Allah affederse başka. Sıkıntılar, elemler ise bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Sen divane olmazsan muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiştir. Evet. Bir yerde okuyup ondan sonra keseceğim sevgili kardeşlerim benim. Ha çayda şaka olmasın ha. Şakası ve kazası yok arkadaşlar. Ondan sonra çay şey yapsınlar ben de keseceğim. Emir daha bir 199. Dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezzeti terk etmek evladır. Çünkü akıbetin ya saadettir, saadet ise şu fani lezaizin terkiyle olur veya şekavettir. Ölüm burası çok etkiliyor beni bak. Sehpa orada, yani ecel orada. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, sehpanın tezi ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Yani adam şimdi karar verilmiş. Kalem kırıldı. İdam edilecek şimdi. Sehpa orada. Adam düşünüyor tabii haklı olarak. Geldi bir tane, hey! Üzülme kardeş. Niye? Baklavaları getirdim sana. İdam sehpasına giderken halı sereceğiz. Hatta yorulmayasın diye. Mercedes de götüreceğiz. İpi de altından mı? İpi de. Yok, direkler altından. Atlas'tan ipin. Hiç kaydırmayacak. Hiç endişe etme. Baklavalar var. Bu adamın böyle teklif ederse adam sehpa orada. Benimle dalga geçmiyor. Merak etme kardeş. İdam hiç önemli değil. Baklava ye. Aynı bunun gibi değil miyiz? Her an ölüm tepemizde değil mi? Dünyanın hangi lezzetleri, hangi efendim zevkleri şu ölümü kaldırabilir? Bu insanın kabiri, ölümü, eceli izah etmeden, çözmeden rahatlık yoktur insana. Bunu çözmesi lazım. Ölüm izah etmesi lazım. Yoksa rahat yok. Ölüm ya tebdili mekandır, ya teristir, ya ebedi yokluktur. Ebedi yokluk olarak gören şu sefayı şeklinde gören bir insan dünyanın hiçbir şeyinden lezzet alamaz. Alıyor kardeş. Alıyor zannediyorsun. 72. sefa mesleği de var. Açmayayım işte. Mesela Avrupalılarda çok gördüm dolaşırken ben. Grup şeklinde turist dolaşıyorlar ya. Ha 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 ha. Kore şeklinde gülüyorlar. Uzaktan bakınca, ay be ne neşeli. Oysa sıkıntıyı bastırmak içindir. Korkan adam, yalnız adam türkü söyler ya evde. Ben çocukken çobanlık yapardım dağda. Hayvanları yatırdım Mersey'e. Ahire köye iniyorum. Ve korkuyorum çocuk. Pıt 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 yaprakları. Bağırırdım. Hey dayı. Şarkı türkü söylerdim. Uzaktan bakan der ki, ulan ne cesur adam. Dağ kafasına geçirmiş. Oysa bir de bana sor. İçim yanıyor. Korkuyorum. Sessizliği bastırmak için yapıyorum onu. Öyle içindeki buhrandır. Sonuna kadar teybi açıp teybden dinlemiyor adam. Ben binadan rahatsız oluyorum. Adam arabanın içinde o teybi açmış. Neyle lezzet alıyor biliyor musun? Yılan zehirlemekten lezzet alıyor. Bu hale gelmiş. Şimdi bakıyor kim binaya veya dışarıya kim rahatsız oluyor? Ulan Allah canını alsın. Benden bahsediyorlar ya, bana bakıyorlar. Adam namazı yer terbis etmiş. Lanet olsun bu adama. Ya sen herkes sana lanet ediyor ya. Ediyor ama falancaya lanet olsun demiyorlar. Ben namaz ediyorum. Böyle acayip bir şey ya. Bir tuhaf alem insan ya. Böyle bir sığır yok. Yani kafir bir sığır yok, Müslüman sığır yok. Yani ne tuhaf ya. İnsanı böyle bir seyretmeye kalkarsan alışamadım şu dünyaya. Bir bakın ya şu ne tuhaf şeyler sergileniyor. İşte bu cihette baktığın zaman cennetten üstündür dünya. Cennette zıtlar yok ki. Cehennemde de zıtlar yok. Bu dünya çok acayip bir alem ya. Fırsat ya. Vallahi bak. Ölüm ve idam intizarında, ölüm ve idam her an bekleyen bir insan.
sehpanın tezininden, süslendirmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Arkadaş, ben yurt dışında olsun Türkiye'de. Hocam, abi, babamdır, şudur budur, komşumdur, ölüyor, sekerattır. Gel bir yazsın oku. Çok kişi gitmişim. Adedine inan bilmiyorum. Sekerat anına can verirken şahit olduklarım. Tamam. Belki bazı bu sözlerim duyulur çünkü çocuğun babasıyla olmuştu. Bu sözüm ona giderse ama nice olaylar yaşamışım mesela. Şöyle ölmüş gibi. Bir anda bir dikleniyor, tamam mı? Bir yere bakıyor. Ya en son olan hadisi. Böyle hani ölüydü. Meğer gidecek yeri gördü. Bıraktığı alemi de biliyor. Kafa kanser değil ki. Aynı ruh. Bir baktı ki gidecek yer, bıraktığı yer. Diye bir nara, göz möz, dediler. Hepsi değişmiş. Her zaman diyorum size. İkinci sayfadaydım, Vedriplerimdeydim. Vedripler falan her tarafımı karıştı tabii. Atlet maddet gittiydi. Atlet maddesi yok. Niye? Şaka değil. Bir de sen görsen o narasını. Ama bazıları da var. Öyle. Mesela başka bir tane halayı, büyük anayı gördüm. Niçin zahmet buyurdunuz? Kimi diyor? Bilmiyorum ki. Kime mensuptu? Şeyh mi, ustad mı, Resulullah mı? Veya bazıları var, çok acayip. Ebu Bekir'in hastası. Bazı Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a hasta. Her gün ona yasin okuyan insan var. Erkekten, Hatice validemize. Hasta onun tarihini çok okumuş, çok etkilenmiş. Onun bazı sözleri ona yol olmuş, lamba gibi göstermiş. Ömrü billah Yasin, o insanı tanıyor. Bir gün okumamış, rüyasında Hatice validemiz gelmiş demiş ki, benim hediyemi bana niye göndermedin? Unuttum ya. Şöyle kalktı, kendisi bana diyor. Ben dedim ya rüya şey değildir, hocam rüya benim için kitap gibidir. Bak şimdi, bu adamlar nasıl gider ha? İşte bu büyük ananın öyle yaptı. Niye zahmet buyur? Ya ben yalan mı diyor? Ben Yasin'den sonra buna bir çaktım Rahman'ı da. Hak etti. Bir Rahman'ı da okudum. O kadar hoş değil. Dedim ya Rabbi bir tane daha kurtuldum. Ötekiler alemimdi ya. O bağıra nağıra atan. Ya. Bu dersleri ben onlar da yaşadığım için çok etkilendim. Şimdi onun için kusuruma bakmayın. Dünyasının akıbeti küfür sayıkasıyla Adem'in mutlak olduğunu tevhim eden adam için de terk-i lezzet evladır. Bak arkadaşlar, kafa kanser değil. Bunu da rastladım. Bosna Hersekli birisi Almanya'da. Adam gafil. Zındık gibi bir şey. Ama çok zengin. Pirinç tüccarı. Çin'den götürüyor ne yapıyorsa böyle. O mahallenin imamıyım. Gittik tabii. Adamın kafası kanser değil aklı. Adam kanser. Şimdi şöyle bir bakıyor ama, Allah aşkına biraz simada meşgulüm ya. Şöyle bakıyor ama, arkadaşlar boşluğa düşmüş bir paket gibi. Atıyor ama pat diye düşmüş. Gözü ortada. Bitti, hedef yok. O canlılık yok, o ümit yok. 38. sayfa Barla'da diyor ki Hulusi abi. Usta da Hulusi abi diyorlar, korkuyor musun falan? İman ve ümit gibi âli sermayen varken diyor. Kardeş, iman ve ümit gibi sermaye var mı? Adamın altında Mercedes'in uşakları var ama Türkçe de biliyor. Hocam, ahiret var değil mi? He var, bana da öyle geliyor, var. Bundan daha önce malumat almıştım. Şimdi sevgili kardeşim bak, bu adamın artık ölüm nasıldır onun için? Benim için güneş daha doğmayacak, buğday çıkmayacak. Hiçbir kumaşçı kumaş dokumayacak. Terzi benim için dikmeyecek. Artık her şey yok olacak. Mutlak yokluk karşısında bu adamın tesellisi ne olabilir? Önemli değil ya. Bunlar olmayacak ama Mercedes var kapımda ya. Teselli olur mu? Ne buna teselli verecek şimdi? Mutlak hiçlik karşısında, mutlak hiçlik karşısında, yok olma karşısında. Yılan çıyan, bak akrebi için düşün, akrep gibi düşünüyor aklı. Yani ben şimdi ölünce, kanser değil aklı. Ona kabre beni sokacaklar. Umuyorum ki ya,
Yani adam öyle bir lüküs ki daha yakın evini yapmış villaya. Böyle nehire bakıyor. İsviçre'den gelen nehire bakıyor. Böyle bir yerde. Şimdi çık oradan, gir o Müslümanlar mezarlığına. Oraya gidecekse tabii. Veya çocukları 6500 euroya yakacaklarsa. Bu yakma yeri de var, cesedi. Dünya ve ahirette yakma yeri. Ve peki oraya gireceksin. Akıl bunu düşünüyor. Ceset kanser ama akıl kanser değil. Her an yokluğunu, her an kabre girişini bekleyen adama hangi dünyevi lezzetler zevk verebilir, unutabilir. Ama tekisi Allah var diyor. Büyük anne, Allah var. Tabar tabi hoca. Olmaz mı? Şüphem mi var? Şeye demişler ki 60 cilt yazan tefsir. Zaman kimdi ya? Çok meşhur bir tefsir. Bu yaşlı bir kadın varmış. Oğlum demiş, sen ne iş yaparsın? Ben tefsir, Kur'an izah ederim. Ne yaparsın demiş. Yani ben dedi Allah'ı ispat etmek için bir cilt kitap yazdım. Sen hala Allah hakkında şüphen mi var demiş. Bunu Allah, tamam. Bir tanesi gelmişti bana. Hocam dedi, Kur'an'ınıza, bak, Kur'an'a demiyor. Kur'an'ınıza dayanmadan, peygamberinize dayanmadan Allah'ınızı bana ispat edebilir misin dedi. Ben demiş, Ahmet amca denen birisi de vardı, o da 60'ın üzerinde. Dayanabilir mi Rize'li? Hoca, bana bırak abone ben cevap verin. Hoca ben mi? Tutamıyorum ki. Adam delikanlı. Ne diyor? Kulü Allah et. Allah'u semet. Lem yelit ve lem yelit. Ve lem yelit ve lem. Sen duymadın bunu diyor. Delikanlı diyor. Hoca ne diyor diyor? Bir dakika. Adam yanlış değil. Adam feveran ediyor. Hani Allah'ınızı. O zaman biz tabii ona uygun. Şimdi bu çocuk delikanlı kaza namazını da başladı bitirdi yani elhamdülillah. Bakın onun aleminde Allah nasıl. Son bir şey. Dünyanın akıbeti küfür sayıkasıyla adenin mutlak olduğunu. Küfür öyle gözlük veriyor. Küfür öyle düşünce veriyor. Küfür öyle baktırıyor. Mutlak yokluk. Yılan, çıyan, akreplere yem olacaksın. Bu elimle ne kadar kefen sarmışım. Ne kadar yıkamışım. Ne kadar affedersiniz, özür dilerim, büyük abdest yerine kefen parçasını tıkamışım akmasın diye. Ama sigara içenleri daha yıkamamaya karar verdim. Çünkü bağırsak gevşiyor, bırakıyor kendisini. İkide bir abdest alınmaz. Onu diyor da söyleyeyim size. Adem mutlak olduğunu temin eden adam içinde terk-i lezzet evladı. Çünkü o lezzetin zevaliyle vuku'a gelen hususi ve mukayyet ademlerden Adem-i Mutlak'ın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Bu gibi lezzetler o elemlere galebe edemez. Sigaranın aleyhinde bulundukları gibi içkinin de aleyhinde bulunsalardı hak verirdi. Bu kadar mübalağayı buna yapıp içkiye bir şey dememeleri içkiyi gizlemek içindir mi diye şüphelenmemek elimden gelmiyor. Çünkü sigara haram değil, en çok çok mekruhtur. Ama daha burası uzun. Bâhir davâhum en elhamdülillâh rabbil âlemin. Ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Emaneti kabzetmek zamanına kadar bizi emanetlemeyin kıl. Ya Rabbi, şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ihsan etmiş olduğun, onun da bize ihsan etmiş olduğun maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. İslam'a, Kur'an'a, memleketimize, dinimize yardım edenlerin kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi ver ya Rabbi. Düşmanlarına kahhar ismine kahru perişan eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi, çoluk çocuğumuzu ve bizi hizmet-i imaniyenin şahs-ı manevisi olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi azim eyle ya Rabbi. Usul ve furumuzdan, babalarımızdan, dedelerimizden, nesillerimizden her kimler geçmişlerse kabire, bu maide-i Kur'aniye sofrası olan sofradan hissedar eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet bahçesi mi bahçe et ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'den onları da hissedar eyle ya Rabbi. Cennet bahçesinde mi bahçe yap ya Rabbi. Duamızı Kerbela'da revanın alan kanın hürmetine, masum ve mazlumların hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gönüllerin hürmetine,
Makbul olanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülâli rabbil âlemin. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, bütün mahlukatı bütün tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin, hakimetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, mahlubumuzu bize musahhar kıl. İnsanların akıllarını, kalplerini, Risale-i Nur'a, Kur'an'a musahhar ya. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ ve demiri, Süleyman Aleyhisselam'a isim ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemse kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarına, kalplerine Risale-i Nur'u musahhar yap ya Rabbi. Evlerimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Bizi de bir şey zannedip bizden dua isteyenlere de ya Rabbi merhamet eyle ya Rabbi. Rahmetinle kucakla ya Rabbi. İstedikleri mahtup olanları, masum olanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs salavat.